Editörüm Kadir Ünal bilgilendiriyor beni bir yandan da. Sıcak bir gelişme, yeni bir açıklama var. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'den geldi. İsrail saldırılarında iki İran askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sıcak bir gelişme, yeni bir açıklama. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'den geldi ve İsrail saldırılarında iki İran askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sayın Tuncer, işte karşılıklı açıklamaları konuşuyoruz bir yandan da. İran kendi lehine konuşuyor, İsrail kendi lehine konuşuyor bir yandan da. Şimdi bu sıcak bir de açıklama var. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Burçak Hanım, hani birkaç güne tablo netleşecektir demiştik. İşte İran tarafından tablo belki netleşmeye başlıyor ilk biraz. açıklama geldi. İşte işte kayıplarımız var şeklinde. Bu da hani İsrail için de aslında doğru hedefe saldırdık gibi bir açıklamayla da karşılanabilir. İran da kabul etti. İşte asker kayıpları var şeklinde, işte askeri hedeflere saldırımız başarılı olduğunu İran tarafı dolaylı olarak teyit etti diyebilir. Tabii bunun İran'da bir yansıması olacaktır. İşte bir rövanş, bir işte öç alma, hani döngünün devamı. Çünkü artık misilleme sırası İran'a geçmiş oluyor ve İran'ın da işte muhatap olacağı diğer uluslararası aktörlerle hani bunu öne sürmesini getirecektir. Hani askerlerimizin ailelerine vereceğimiz bir cevap olmalı, topluma vereceğimiz bir cevap olmalı. Hani bunu biz içimize sindiremeyiz şeklinde. İran mutlaka hem iç kamuoyunda hem de dışarıdaki yapacağı görüşmelerde bunu mutlaka ama mutlaka kullanacaktır. Ama bu açıklamanın çok erken gelmiş olması dikkat çekiyor. Normalde İran'da bu tarz haberler hemen açıklanmaz. Bu da muhtemelen İran'ın... Ne anlıyoruz buradan? Bu kadar erken gelmiyor daha önce diyordunuz. Erken geldiğini söylüyorsunuz. Çünkü bu noktada hani vakit sıkıştıran taraf İran değil artık. Hem bir saldırıya uğradılar hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Ve İran normalde geçtiğimiz olaylara bakalım en az birkaç gün, belki bir hafta sonra bu tarz haberlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Demek ki İran bu kısıtlı vakiti Amerika Birleşik Devletleri'ni, Batı'yı ve İsrail'i sıkıştırmak için, kullanmak için ilginç bir şekilde çok hızlı bir şekilde haber akışı sağlayıp ve karşı taraf üzerindeki baskısını arttırmak istiyor ki bu şekilde de belki ateşkes görüşmelerinde bir hızlanma, bakın eğer bir sonuç alamazsanız işte ben de cevap vereceğim, şu şekilde cevap vereceğim. Geçtiğimiz saldırıda, Ekim ayının saldırısında gücümü gördünüz, onun kat be kat fazlasıyla cevap vermeyi düşünüyorum şeklinde muhtemelen İran bir pazarlık ve görüşme sürecini başlatacak ki hatırlarsanız İran'ın işte Haniye suikasti sonrası işte bir takım pazarlık haberleri yansımıştı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Gazze'de ateşkes hem de nükleer masaya dönüş, bir anlaşma seçimler olmadan Arap medyasına çıkan haberleri hatırlayacaksınızdır. Benzer bir pazarlığın doğma ihtimaline karşı İran'ın hızlı hareket etmesi gereken de bir 10 gün var Burçak Hanım. Bu 10 gün oldukça hızlı geçecektir. Bunu beklemek, izlemek lazım. Hızlı geçecektirden kastım İran'ın bir saldırısı anlamında değil ama işte uluslararası görüşmelerin daha sıklaştığı, işte ateşkes konusunda daha net adımların atılmasının sağlandığı bir 10 gün olacaktır. Ama tabii yine bunu da İsrail'in tavrı belirleyecektir. Ama artık şu an avantaj ve zaman avantajı İran'ın elinde diyebilirim. Avantaj İran'ın lehine. Sayın Günyel, İran pazarlık süreci başlatabilir diyor Sayın Günyel. Çünkü işte daha geç geliyordu bu açıklamalar. Çok yeni hemen geldi yarı resmi haber ajansından iki İran askerinin hayatını kaybettiğine ilişkin. Yani İran bu kısıtlı vakti kullanıyor diyor Sayın Tuncer. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Hocam haklı. Aslında aynı eleştiriyi biz İsrail için de söyleyebiliriz. Aslında her iki ülkede bilgileri çok fazla ya da basın üstü üzerinde sansürü olup çok fazla vermeyen iki ülkeden bahsediyoruz. Şimdi İran eğer çok kısa bir süre içerisinde iki askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu anlamda haklı hocam. Şu şekilde bir pazarlık payı da yapacaktır. Aslında ben
bunların görüşülmeye başlandığını düşünüyorum. Özellikle İran'ın yaşadığı ambargo ve baktığımızda uluslararası kısıtlamalar var. Bunların kaldırılması veya hafifletilmesi yönünde de Amerika ile bence görüşüyordur. Bir pazarlık noktası haline de getirmiş olabilir. Her demin dediğim gibi İsrail'in nasıl bir pazarlık payı varsa, yapıyorsa bunu kendi çıkarları doğrultusunda Amerika ile, muhtemel İran'ın da belli başlı belki pazarlık yaptığı konular vardır. Şimdi ekonomi açısından baktığımızda İran'ın özellikle içerideki dengeleri de, kendi toplumsal dengelerini de düşünmesi gerekiyor. Çünkü toplumsal anlamda biraz problemli bir ülkeden bahsediyoruz. Hem tamamen homojen olmayan bir toplumdan, aynı zamanda da baktığımızda artık rejimin yaşlandığını, fakat istediği noktaya gelemediğini, meşruiyet problemi olduğunu, en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50'yi neredeyse bulmayan bir katılım, bundan önceki parlamento seçimi Mart ayında %40 oranında bir katılım oranı, meşruiyet problemi de yaşıyor. Ekonomi de çok önemli bir etkendir iç politikada. Bundan kaynaklı olarak belli başlı tavizler karşılığında, örneğin ambargoların kaldırılması, bazı kısıtlamaların kaldırılması noktasında da pazarlık yapacaktır. O da elbette bu süreci olabildiğince hızlandırmak istiyordur. Bu noktada da hocam çok haklı bir analiz ve tespitte bulundu. Hı hı. Peki Sayın Güngör, özür diliyorum Sayın Tuncer, sizinle devam edelim. Çünkü İsrail saldırganlığı bir yandan da Türkiye'nin komşularına yönelik devam ediyor. Yani İran ve Suriye'den söz ediyoruz. Ne yapılmalı bu İsrail tehdidine yönelik peki? Şimdi Türkiye açısından bir değerlendirme yapacak olursak, Türkiye açısından yapılması gereken işte uluslararası toplumu bilgilendirmek ve bu gerilimin sona ermesi için gereken adımların atılmasını sağlamak olacaktır. Ki bu noktada da İran'la iletişim halinde olmak çok önemli. Çünkü biliyorsunuz İran'a uygulanan ambargo ve yine Amerika Birleşik Devletleri ile olan iletişimi sağlamak açısından Türkiye'ye çok önemli görevler düşüyor ki bu İran'a düzenlenen saldırının boyutu ve kapsamı konusunda aslında hem Türkiye'nin hem de Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı baskının sonucunda bugün İsrail'in daha önce ihtimal dahilinde olan nükleer tesislere veya petrol tesislerine saldıramadığını görüyoruz. Yine benzer bir baskının oluşturulup İsrail'in durdurulması noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin adım atması sağlanmalı. Ki bu sadece Amerika Birleşik Devletleri üzerinde değil, bölgedeki tüm ülkelerin birlikte hareket etmeleri oldukça önemli. İşte Mısır, İran, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suriye, Irak, bu örneğin işte bu ülkelerin temsilcileri bir araya gelip, ki belki de geleceklerdir, yani bilmiyorum, şu an kendi fikrimi iletiyorum, bir araya gelip karşı bir açıklama yapıp bu savaşın ve gerginliğin sona ermesini talep edebilirler. İşte bir an önce Lübnan ve Gazze için, ateşkes için daha net adımlar görmek istediklerini belirtebilirler. Ki bu noktada işte Avrupa ülkelerinden de bir takım ülkelerin desteği istenebilir ki son haberlere yansıyana göre işte Hollanda'nın akşamki saldırılarda İran'la bir temas kurduğu söyleniyor, bir kolaylaştırıcı ülke olarak da. Tabii bu savaş tüm bölgeyi etkilemekte Burçak Hanım. Hani bizi yakından ilgilendirdiği kadar bizim bölgemizde sadece Orta Doğu'dan ibaret değil. Zaten kuzeyimizde bir Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Zaten Kafkasya'da, kuzeydoğumuzda hani oluşturmaya çalıştığımız bir Ermenistan-Azerbaycan-Türkiye normalleşmesi var. Hani buna da zarar verebilir. Yine Avrupa'nın güvenliğine de zarar verebilir. Hani Türkiye sonuçta aynı zamanda bir Avrupa ülkesi. Akdeniz'in, özellikle Doğu Akdeniz'in güvenliğine zarar verebilir ki işte Güney Kıbrıs, işte Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, İsrail, Doğu Akdeniz hattı üzerinden de çok ciddi işte tahliyelerin yaşandığı bir sürece de şahit oluyoruz bölgede. Yani bütün bölgeyi kapsayan bir ateş söz konusu ki biz hep şunu diyorduk, 7 Ekim'e kadar savaşın
eşiğindeyiz. Pardon, 7 Ekim'den sonra artık savaşın eşiğinde değiliz. Savaşın içerisindeyiz. Eğer bu döngünün devam etmesine izin verilir ve bu süreç normalleşirse diğer savaş bölgeleriyle birleşip topyekün tüm dünyayı, tüm bölgeyi etkileyen bir savaşın ortaya çıkma ihtimali de var. Bu açıdan baktığı zaman bu tehlike sadece Türkiye değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir tehlikeye dönüşecek. İşte bunu petrol üzerinden de okuyabiliriz, diğer kaynaklar üzerinden de okuyabiliriz ama doğru bir sürece doğru gitmiyoruz aslında. Her geçen gün daha kötü bir süreci beraberinde getiriyor bölge için. Maalesef yani ne zaman dinleyecek, ne zaman bitecek beklentilerimizin yanında misli devam ediyor İsrail. Şimdi Türkiye'yi sormak istiyorum. Çok kısa da bir sürem kaldı. Devam ederiz reklam sonrası ama artık savaşın işinde değil, savaşın içindeyiz diyor Sayın Tuncel bir yandan da. Türkiye nasıl konumlanmalı bu durumda? Çünkü artık yanı başımızda, yani Suriye'den söz ediyoruz, İran'dan söz ediyoruz. Açıkçası Irak'tan da bahsetmemiz gerekiyor ki biz çok uzunca bir süredir önce şöyle bahsetmek gerekir. İran 3 parçaya dönüştürüldüğü, artık başarısız bir devlet olduğu, 2003 Amerikan, daha 90'lara çekiş gücüyle gideriz biz bu süreçte ama en azından orada aldığımızda bile zaten bizim dilimizde istikrarsız hale getirilmiş bir ülke. Burada bu istikrarsızlık içerisinde zaten terör örgütünün palazlanmasını ve ki bize yaşattığı terör üzücü hadiseleri biliyoruz zaten Burçak Hanım. 2010 yılı itibariyle baktığımızda, 2011 yılı itibariyle de Suriye iç savaşıyla bugün 13-14 senesini devirmiş ve dibimizde bir istikrarsızlık sahası tekrar yaratılmış, bir çatışma alanı tekrar meydana getirilmişti. Zaten Hizbullah her ne kadar 2006 en son görünse de orada dondurulmuş bir çatışma vardı, bu tekrar ortaya çıktı. Diğer açıdan Gazze'deki İsrail'in soykırım süreci, biz aslında hep savaşın maalesef tam merkezine doğru kallan ve terör üzerinden de açıkçası bunun olumsuz negatif etkilerini yaşayan bir ülkeyiz. Şimdi işin içinde bir de İran katılırsa, ki şimdi İran şöyle orta büyüklükteki bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bölgesel bir aktörden bahsediyoruz ve 80 milyonun üzerinde nüfusu olan bir ülke. Buranın istikrarsızlık adası haline getirilmesi, burada yaşayabileceğimiz göç, mülteci akını, bu çok büyük rakamlarda olacaktır. Aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği, istikrarı Avrupa güvenlik mimarisini de etkiliyor ki oranın da güvenliğini sağlıyor. Biz zaten şu anda neyi konuşuyoruz? İsrail'in Lübnan üzerinden Suriye'ye insanları, 500 binden fazla insan geçti. Acaba Suriye'ye bir hareket ederse bunun yaratacağı göç ve mülteciyi de konuşuyoruz. Eğer reklama gideceksek, evet, sonra devam edelim. Evet, bu saat dilimini tamamlıyoruz. Aranın ardından saat başında Orta Doğu'daki bu sıcak gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz.